Merhabalar. Bugün bir haber geldi YSK'dan. Normal işte televizyonlara düştü, ajanslara düştü falan. Biz de tam toplantı yaparken, Cansu, Alparslan Akkuş, ben toplantı yaparken düştü bir haber. Cansu da hemen heyecanlandı. Dedi ki Allah dedi. Ne oluyor? Ne oluyor? YSK'dan şöyle bir açıklama. Diyor ki 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verildi diye. Biz tabii ne oluyor yani, daha seçim yapılmadı kardeşim. Yenilemesi mi konuşuluyor? Bu nasıl iş? Bu işin içinde bir biteni var. Yani demek ki seçimlerin yenileneceğinden o kadar şeyler ki, eminler ki böyle bir açıklama mı yapıyorlar hayırdır diye. Biz çıldırırken Alparslan Akkuş tabii hepimizden daha tecrübeli. Bir dakika dedi ya arkadaşlar, bu bütün bir açıklama. YSK her zaman bu açıklamayı yapar. Yani sorulmuştur kendisine. Kendisi de bu açıklamayı yapmıştır. Rutindir bu. Da yani çıldıracak bir şey yok. Sakin olun dedi. Fakat şöyle bir tabii pürüz var. Eğer 2 Haziran bir şey olur da o ki. Yani ne olabilir bilmiyorum. Her şey olabilir. Burası Türkiye. Neler neler gördük. Aklımıza hayalimize gelmeyecek şeyler olabiliyor. Ama yani diyelim ki taraflardan biri itiraz etti. Fark çok az oldu falan. Bir yenileme kararı çıkarsa 2 Haziran'da olacakmış. Geçen sefer de öyle olmuştu ya. Fakat LGS ile aynı güne denk geliyor. Ne olmuştu? Geçen sefer de öyle olmuştu sanki. Ona rağmen mi yapılmıştı falan bir şey olmuştu. Neyse, LGS ile aynı güne denk geliyor olması bir detay ama dedi ki Alparslan Akkuş ya sakin olun, o bütün bir açıklama falan da memlekette rutin olan hiçbir şey olmadığı için. Bir de bu tabii seçime çok acayip koşullarda gidiyoruz. Her seçim olduğu gibi aşağı yukarı 2015'ten beri. Milletçe manyak olduk yani. Her şeyin altında bir şey arıyoruz. Biz haberciler olarak da manyak olduk. Şimdi bir tanesi hani operasyon üstüne operasyon diyorum ya. Mesela şunu çok konuşuyoruz. Anketlerde de görüyoruz zaten. Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti oylarını alıyor olması. Şimdi Yeniden Refah Partisi üzerine bir operasyon çekilmeye çalışılıyor. Kenardan izliyoruz biz de. Dün mesela bir haber çıktı. Yeniden Refah Partisi'nin Ankara teşkilatı istifa etti. AK Parti'ye katılıyor diye rozet takma haberleri, şunlar bunlar falan. Son Yeniden Refah Partisi'nden bir açıklama geldi. Yo hayır, yani bizim Ankara teşkilatımızın istifa ettiği falan yok. Ne alakası var? Bunlar zaten evvelce partimizden istifa etmiş kişiler, bir alakası yok diye. Fakat gelen kulis haberlerine göre Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul İl Teşkilatı üzerinde de acayip baskı var. İstanbul İl Teşkilatı istifa ettirilmeye çalışılıyor. Yani AK Parti çevreleri tarafından diye, artık onların da kendi içlerinde biliyorsunuz siyasal İslam dünyası kendi kuralları, kendi raconları, kendi bir takım oynadıkları kartlar var falan, inanılmaz bir baskı var diye böyle gelen bir haber var. Şimdi bir Yeniden Refah Partisi meselesi var. Ya bir de bu sahte pankart meselesi var ama bu sahte pankart meselesinde de işin içinde iş var. Bir kere bu İBB Haber diye bir Twitter hesabı var ya, ben bununla ilgili haber yapmıştım Twitter'dan hatırlarsanız. Hesabı yöneten kişi hakkında dava açacağını söyledi. Hani buyurun yayına gelin o zaman demiştim. Gelmedi ama dava açacakmış. Açsın. Zaten benim e-devleti açtığın zaman 8 sayfa falan dava duruşma çıkıyor. Gideriz, buna da ifade veririz. Ne yapalım yani. Hatırlayın, bu hesap eskiden yani İmamoğlu'na yakın hani İBB'nin faaliyetlerini falan paylaşan bir hesaptı. Sonra bana gelen haberlere göre bir takım para pul işleri dönmüş. Bana gelen haberler böyle, benim kaynaklarım sağlam bunu iddia ediyorlar. Sonra bu hesabın yöneticisi böyle sürekli operasyon haberleri yayınlamaya başladı. Yani bu hesabı şunun için önemli. Hesabı eskiden beri takip edenler ne diye takip ediyor? Ha, yani İşte İmamoğlu ne yapıyor? İBB ne yapıyor? İşte şurada metro açtık. Şurada metrobüs şuradan şuraya gitti. Neyse şurayı park yaptık. Kasaba otteli açtık falan haberleri paylaşırken birdenbire sürekli böyle yani İmamoğlu'na tabiri caizse çakan, mevcut yönetimi eleştiren ve operasyon çeken bir hesap haline geldi. Dolayısıyla o zamana kadar belki pek çoğunuz da takip ediyordunuz. Aa, ne oluyormuş göreyim diye. Birdenbire bu operasyon içerikleriyle karşılaşmaya başladınız. Şimdi bu pankart meselesine geleceğim ama araya şunu koyayım. Bak nasıl bu tip sistemler birbirinden öğreniyor. Bugün bununla ilgili bir kere hani Çek Cumhuriyeti'nde bununla ilgili yapılmış haberler var. Moscow Times bununla ilgili haber yapmış. New York Times'da uzun bir haber vardı. Haber şu. Şimdi 2016 seçimlerinde özellikle Rus troller Amerikan seçimlerini etkilemeye çalışmışlardı.
Bunu sadece Amerikan seçimlerinde görmedik. Birleşik Krallık'ta işte bu Brexit referandumunda gördük. Avrupa'daki kimi özellikle Avrupa Parlamentosu seçimlerinde görüyoruz falan. 2016'da şöyle davranmışlar Rus troller. Mesela bir Facebook'ta bir profil, aslında öyle biri yok ama Amerikalı biri kılınmış. Mesela Amerikalı bir siyahi Jack Smith kılığında sürekli bir şeyler postluyor. Diyor ki sandığa gitmeyeceğim diyor. Bu ilerinin diyor Allah belasını versin. Yani belli karakterler oluşturmuşlar ve o karakterler üzerinden bir operasyon yaratmışlardı. Şimdi ise şunu yapıyorlarmış. Şimdi ise mesela diyelim ki bir köklü bir İngiliz gazetesi The Guardian veya da ne bileyim işte New York Post falan. Bunların bir tür ikizlerini yaratıyorlar sosyal medyada. Kısa süreli de olsa işte sen Twitter'dan göreceksin de bir iş fark edecek de şikayet edeceksin de falan. O edene kadar bunlar çekeceği operasyonu çekiyor zaten. Bu yarattıkları ikizler üzerinden yani sen Hürriyet'i takip ediyorsun. Yani Hürriyet'in aynısını yaratıyor. Hürriyet'miş gibi haber, yorum paylaşmaya başlıyor. Bu da ne hedefliyorlar? Bu özellikle Rus troller, Rus troll operasyonları diyelim. Şunu hedefliyorlar, hani Ukrayna'ya olan desteğin düşmesi. İşte diyelim ki sürekli şöyle haberler paylaşıyor. Ya siz Ukrayna'ya bakacağınıza ne bileyim kaçak göçmen işine bakın. Ukrayna'ya bakacağınıza işte ABD enflasyon şu kadar yükselmiş ona bakın falan. Sürekli böyle haberler, böyle yorumlar paylaşıyorlar ve siz hani böyle bu zamana kadar güvendiğiniz, Türkiye'de yok ama ana akım falan bir haber sayfasını takip ettiğinizi düşünürken aslında bir operasyon sayfasının size operasyon çekmesine maruz kalıyorsunuz. Bu da onun gibi bak şak diye bu hesabı kendilerine devşirdiler ve sürekli bunun operasyon çekiyorlar. Neden önemli bak? Çünkü bunu çok kaşımaya çalıştılar. Ya işte Kılıçdaroğlu'nun kurultayın yapılması, Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel'in yani değişimcilerin seçilmesinin ardından o CHP içinde dengeler değişti, Aleviler bilmem ne oldu falan. Bunu çok mesela böyle iktidara yakın bir takım acayip hesaplar, iktidara yakın değilmiş gibi görünüp aslında iktidara yakın olan hesaplar inanılmaz bunu işliyorlar. Ve dün de şu pankartlar ortaya çıktı ya, Aleviler CHP'den tasfiye mi ediliyor, Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'lilerin oluşturduğu Kemal Kılıçdaroğlu gönülleri İstanbul'un birçok noktasına senin sırtından hançerleyenlere oy yok yazılı pankartlar astı diye bu hesap bir ateşledi. Bu hesap ateşledikten sonra işte şeylerde bunlar pankartlar. Hayırdır ne oluyor? Bir kafa karışık. CHP içinde kavga var. Çünkü şimdi bu seçimin sonucunu sandığa kim gidecek, kim gitmeyecek o çok belirleyecek. Onu söyleyelim. Yeniden Refah Partisi diyoruz, DEM diyoruz falan da seçime kim gidecek, kim gitmeyecek bu çok önemli, bu çok crucial. Bak dikkat. Sputnik'te hemen atlamış, haber yapmış. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na bir açıklama geldi. Sahte pankartçılara, sahte pankartlardan medet umanlara, bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere, kötü kalpli insanlara bileli anlatır gibi son kez anlatıyorum. Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce kenarda oturan ben, Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor, neden seçim için çalışmıyor denilerek haksızca ve hayasızca eleştirilen ben, partimizin genel başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben, defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 400 belediyesinin tamamını kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyelere olduğu vurgusunu yapan ben, bütün bunlara rağmen Kılıçdaroğlu Partisi'nin seçimi kaybetmesini istiyor iftirasına uğrayan yine ben. Tekrar ediyorum, partimin bütün adaylarına desteğim tamdır. Ayrıca okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum. Evet bir gün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın. Ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim. Bunu da asla unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır diye. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu sahaya indiği zaman o işte demek ki seçim sonrası kurultay için mi çalışıyor yorumları yapılıyor. Onun için sahaya inmiyor şu anda Kemal Kılıçdaroğlu. Sahaya inmiyor ama işte sanki bu sefer de neden sahaya inmiyor? Çünkü Kılıçdaroğlu'cular, Aleviler, Ekrem İmamoğlu'na neyse işte Mansur Yavaş'a oy vermeyecek diye bunun üzerinden bir operasyon çekilmeye çalışıldı hakikaten. Seçim acayip operasyon yaptı. Bu İBB haber. Sonra şöyle bir haber saldı dün. Ya 2 gündür konuşuyor işte Demirtaş açıklama yapacak mı? Şu deniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan bir şey söyleyecek. O söylediğine karşı
Demirtaş mektup yazacak falan. Açılım süreci başlayacak mı? Demirtaş ne diyecek belki? O sandığa gitmeyin mi diyecek? Ne diyecek diye merak ediliyordu. 2 gündür bu gazlanıyor. Demirtaş açıklama yapacak, Demirtaş açıklama. Demirtaş açıklama yapacak, Demirtaş. Bilmem ne bilmem ne falan. Ya ben de kaynaklarıma soruyorum. Bizde böyle bir bilgi yok diyorlar. Nereden gelecek bu açıklama? Bak yine İBB Haber. Dün bu ateşi yaktı. Selahattin Demirtaş seçime ilişkin açıklamasını avukatlarına teslim etti. DEM Parti Genel Merkezi'nde bir grubun açıklamanın yayınlanmasına karşı çıktı. Ve bu sebeple açıklamanın paylaşılmasının geciktiği belirtiliyor diye Bahar Feyza'nın tweetine böyle bir refere edilmiş. İnanılmaz bir de DEM Parti operasyon çekimi. İlla yani Demirtaş'tan bir yani niye yazmadı? Ya da bu kafa karışıklığı. Yazdı da öyle oldu. DEM Parti içinde karışıklık var. DEM Parti seçmeninin de kafasını karıştırma falan. Operasyon içinde operasyon. Onun için yani YSK rutin bir açıklama yapmış olsa bile biz böyle artık manyağa bağlamış oluyoruz. Öyle diyorlar ama acaba altında bir şey mi var ha falan diye. Şimdi anketler konusunda da iki yaklaşım var. Hani ben de daha önce aktardım. Ben biraz daha şey tarafında duruyorum. Yani oh aralarında 10 puan fark var, aralarında 5 puan fark var diye gaz veren anketler bana biraz ters operasyon gibi geliyor. Çünkü nedir? Ha, zaten Ekrem İmamoğlu 5 puan öndeymiş deyip DEM Parti seçmeni İmamoğlu yerine Meral Danış Beştaş'a vermeyi tercih edebilir. İyi Parti seçmeninin bir kısmı hakeza bunu yapabilir. Çok da böyle motive olmayan seçmen aman iyi ben sandığa gitmeyeyim o zaman diyebilir diye düşünüyorum ben. Yani bu kadar fark açıklanıyor olması normal mi? Kimileri de benim gibi düşünmeyenler de var. Gazeteci arkadaşlarla tartışıyoruz. Böyle düşünmeyenler de var. Kimileri de diyor ki ya sen yanlış düşünüyorsun. Tam tersine bu seçmeni motive eder. Muhalefet seçmenini motive eder. Çünkü o 14 Mayıs'tan sonra ciddi bir travma yaşadı muhalif seçmen. Ya sandığa da gitsek ne oluyor? Ne uğraşıyoruz ki biz? Hani kazanacaktık, kazanamadık. Bak hani böyle bir dünyası başına yıkılmış. Siyasetten uzaklaşmış, sandıktan uzaklaşmış bir ruh halindeyken şimdi bu durum değişince bir böyle bir ümitlenince insanlar tam tersine motive olup sandığa gitmeye çalışabilir diyenler de var. Yani 2 tane böyle farklı görüş var. Bilmiyorum. İsmail Saymaz çeşitli anketleri yazmış tek tek. İmamoğlu farkı açıyor diye. Önce şu şeyi göstereyim. Hakan Bayrakçı'nın tabii anketi açıklayıp açıklamama meselesi var. Onunla ilgili Hakan Bayrakçı en son şu tweet attı. İstanbul'da DEM Parti, İyi Parti ve diğer %1,6 partilerin seçmenleri son 2 ayda kendi partileriyle İmamoğlu arasında sıklıkla karar değiştirdiler. Seçimin kaderini belirleyecek olan bu konudaki son durumu saptamak için nihai bir anket gerekliydi. Gecikmemizin nedeni budur. Anket açıklayacaktı ya. Son bir anket daha yapıyorlarmış. Niye yapıyor bu son anketi? Son anda karar değiştiriyor millet diye diyor ama bizim Cansu'muzun, sevgili Cansu Şimşek'in ise aldığı daha ziyade background bilgi şu. Diyor ki ya Hakan Bayrakçı böyle diyor ama diyor asıl diyor CNN Türk içinde bir çekişme var. Bir reyting çekişmesi var. Ahmet Hakan da mı açıklasın, Hande Fırat da mı açıklasın çekişmesi var. Yani orada belki hani Hande Fırat Hakan Bayrakçı'yı ikna etmiş olabilir. Ondan olabilir o çünkü böyle bir reyting kan gövdeyi götürüyor. Bir reyting savaşı da var. Bunun nedeni o da olabilir diyor Cansu'nun aldığı kulis bilgisi böyle. Şu da var. Alparslan Akkuş da son dönemde son böyle bir haftadır bütün reytingleri incelemiş. Şimdi normalde CNN Türk tırmanıştaydı açık söylemek gerekirse. Şöyle tırmanıştaydı. Yani hem 14 Mayıs sonrası muhalefet seçmeninin artık haberden, maberden sıtkını sıyrılmış olması, o isteksizlik söz konusuydu. Ve tabii CNN Türk ne olursa olsun yandaşlaştı falan ama hani sizler de buradaysanız news junkiesiniz muhtemelen yakından takip ediyorsunuz ama siz düz vatandaş o kadar da yakından takip etmez. Alışkanlık yani kumanda da CNN Türkiye alışmış. Açık onu izliyor. CNN Türk bayağı reytinglerde alıp götürüyordu yani açıkçası. Fakat son bir haftadır neredeyse 10 gündür trend şu yönde. Sözcü TV, Halk TV, CNN Türkiye inanılmaz fark atıyor. İnanılmaz fark atıyor reytinglerde. Bu şunu gösteriyor. Yani hakikaten muhalif seçmen yeniden bir heveslendi. Yeniden bir siyasete döndü. Bilmiyorum belki bu aha kazanılabilir mi hakikaten acaba ya diye yeniden bir ümitlenme olabilir. Veyahut da seçime yakın tabii insanlar merak ediyor ne olacağını bu olabilir ama böyle bir reyting meselesi de var. Diyorum ve tabii şu anketler meselesine geliyorum şimdi. Arkadaşlar İsmail Saymaz şöyle yazmış. Pek çok anketin sonucunu derlemiş. Bence çok da iyi yapmış. Metropol araştırma diyor. 24-26 Mart'ta 2100 kişiyle bir araştırma yaptı.
İBB seçiminde İmamoğlu 9,5 puan önde çıkmış. İmamoğlu 39,5, Murat Kurum 30 diyor. Kararsızlar 19,9. Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki fark 11,6 puana çıkıyor diyor. İmamoğlu 48,6, Kurum 37 demiş. Metropol'e göre Murat Kurum 2 ayda 6 puan kaybetti diyor. Yani sahaya çıktıktan sonra, konuşmaya başladıktan sonra 6 puan kaybettiğini söylüyor. Metropol diyor ki bu pazar milletvekili seçimi olsa diyor CHP AK Parti'nin önünde çıkıyor diyor. 34'e 33. Çok mu iyimser bilmiyorum. Panorama TR'nin araştırması var. Bu bana da gelmişti ama abonelere özel diye açıkçası dün hani paylaşmamıştım ben sizinle. Panorama'da şu, bu abonelere özel bir şey yapılan. Ekrem İmamoğlu 44, Murat Kurum 37. Azmi Kara Mahmutoğlu 4,5 demiş. Azmi Kara Mahmutoğlu şundan önemli. Azmi Kara Mahmutoğlu 4,5'sa aşağı yukarı bu demek ki MHP seçmeninden de bir tık aldığını gösterir bence. Bu panorama böyle gösteriyor. Böyle yazmış. Peki niye böyle? Çünkü diyor ki Panorama TR'ye göre aday faktörü kurum diyor seçmenlerle pozitif bir ilişki kuramazken güven erozyonuna uğrarken İmamoğlu başarılı bir performans gösterdi diyor. Kampanya etkisi diyor. Diğer adayların durumu. İktidar YRP ve DEM Parti'yi ötekileştirirken İmamoğlu Kürtleri gözeten bir strateji izledi. Bunun da etkisi var diyor. Ekonomik durum ve seçim ekonomisi demiş. İktidar seçim ekonomisini uygulayamadı. Emeklere ücret artı yapılamaması iktidarı zorluyor. Bu da bir etken diye bir tespitte bulunmuş Panorama TR. Doğru olabilir. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daydı ve bu emekli maaşı meselesine girdi. İşleri asla söylemedi. Hatta emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen bir takım hususları bile milletimizden gelen yoğun talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmadı. Bu uygulamanın kamu maliyesine getirdiği yükün ve sosyal güvenlik sistemimizin dengesine yol açtığı bozulmanın tamiri epeyce vakit alacak. Şimdi sahada emekli maaşlarında bununla bağlantılı şekilde kaçınılmaz olarak asgari ücrette ara artış istekleriyle karşılaşıyoruz. Daha önce sadece emekli maaşlarında 10 bin liralık bir artışın yol açacağı mali yükün hesabını milletimizle paylaşmıştım. Yatırım bütçemizin tamamını veya eğitime, sağlığa ayırdığımız kaynağın tümünü sadece bu artışa tahsis etsek bile yetmeye mümkün olmadığını göreceksiniz. Takdir edersiniz ki devlet yönetiminde böyle bir durum olmaz, olamaz. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı sitemlerini dile getiren her vatandaşım elbette sonuna kadar haklıdır. Peki çalışanların ve emeklilerin kayıplarını nasıl telafi edeceğiz? Her zaman yaptığımız gibi bunu daha çok çalışarak, daha çok üreterek, devletimizin kaynaklarını daha da çoğaltarak yapacağız. Sizin karşınıza gelip atıp tutanların hiçbiri bırakın devletin kaynaklarını çoğaltmayı mevcuda bile sahip çıkamayacakları için zaten derdinize derman olamayacaklar. Kardeşim. Hani bizden başkası da gelse veremez ki diyor. Yok diyor. Yani ya diyor sağlık harcamasından kısacağız. Yok diyor para kalmamış. Ya da emekliye vereceğiz diyor. Kusura bakmayın bitti bitti paralar. Damat paraları bitirdi. Damat paraları saçtı arkadaşlar. Kendi ekonomi teorisini denemek için biliyorsunuz master'da makroekonomi dersi aldığı için Berat Albayrak bir teori geliştirdi kendi kendisine. Ve onu denemek istedi. Kayınbabasıyla beraber oturdular, çalıştılar. Dediler ki biz Şavezizmle İslamizmi karıştırdığımız mükemmel bir teori bulduk dediler. Onu denediler. Bizim kucağımıza patladı. Emekli arkadaşlar kusura bakmayın. Para yok. Yalnız Temmuz'da diyor. Temmuz'da zaten tekrar masaya yatıracağız enflasyona göre diye. Zaten benden başkası da gelse veremez. Bitirdikleri için, damat paraları bitirdiği için kimse de gelse veremiyor. Yani öyle de bir sistem var. Haklı orada reis. Yani gelen ya şapkadan tavşan çıkıyor bilmiyorum ne yapacak.
Ya da vermiyor. Yabancı da gelip yatırım yapmıyor. Beklendiği gibi. Yalnız bu Batman da şeyle ilgili konuştu. Batman'a Mehmet Şimşek de gitti. Hazine ve Maliye Bakanı ile beraber gitti. Mesela kimilerine göre de. Kimileri diyor ki analistler ya bakanların sahaya inmesi ters tepti diyor. Kimilerine göre. Kimilerine göre olumlu yansıdı. Çünkü bakanlar dört bir koldan millet çıkmış. Habire belediye seçimlerinde o istiyor. Mehmet Şimşek'in Batman seçimiyle ne alakası var ya? Adamı İngiltere'lerden getirdiniz. Şöyle fon yönetici, böyle bilmem ne. Dünya ile şöyle etkisi var. Efendim Janet Yellen'la arkadaş, onunla kanka dediniz. Getirdiniz sonra adam Batmanlı diye Batman'ın bilmem ne köyünde bizim şeye oy verin falan diyor adam yani. Böyle garip bir durum var. Fakat Batman'da Mehmet Şimşek'le beraber gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan ama orada şöyle bir ifade kullandı. Enflasyon meselesini göz ardı etmiyoruz. Ekonomide yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Batman'ın evladı olan Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var diyor. Aslında biraz da burada satır arasında şu da var bence. Biraz da Mehmet Şimşek'in üstüne atıyor yani. Alttan alta yani. O diyor biz yapıyoruz ne yapalım diyor yani. Patlarsa da yoksa da onun yüzünden yok arkadaşlar. Kusura kalmayın diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan dişinizi sıkın Temmuz ayına kadar diyor ama şimdi şöyle bir durum söz konusu. Hani Panorama TR'de bulmuş ya bu emekli maaşlarındaki sefillik falan bu da yansıyor sandığa diye. Şimdi burada en zengin %1 kaynakların ne kadarını harcıyor diye bu Credit Suisse'in yapmış o. Credit Suisse ve UBS'in yapmış olduğu bir araştırma. Bunu da Euronews yayınlamış. Ben de oradan buldum, gördüm açıkçası. Bak, Türkiye'deki en zengin %1 kaynakların %40'ını en zengin %1 kaynakların %40'ını alıyor. Acayip bir şey. Bak diğer ülkelere bak Allah aşkına. Ne bileyim işte. Diğer Avrupa ülkelerine baktığı zaman arada acayip bir fark olduğunu görüyorsun. Türkiye almış gitmiş yani %1 bütün kaynakları tüketiyor. Geri kalan eziliyor gibi bir durum var. Şimdi bunlar tuz biber oluyor. Neye tuz biber oluyor biliyor musunuz? Şimdi Mansur Yavaş bu işi güzel patlattı. Yani hakikaten kamuoyunda bilmeye hakkı var. Turgut Altınok'un iki tane kızı var. Bir tanesinin Rütük'te çalıştığını biliyorduk zaten. Fakat işin acayip tarafı Turgut Altınok'un iki kızı KPSS'ye de girmeden özel kontenjandan devlete girmiş mesela. Şimdi Mansur Yavaş bunu her gittiği yerde söylüyor. Akılda söylüyor yani açıkçası. Şimdi madem hani kendi servetinizi açıklarken döktünüz orada. Bütün bala sizin. Bilmem kaç tane daire orada bilmem ne. Bir de 600 daire meselesi var. Murat Arel, Turgut Altınok'un Antalya'da 600 dairesi olduğunu ortaya çıkardı. Turgut Altınok önce bunu inkar etti. Bulsun göstersin dedi. Murat Arel buldu gösterdi. Yok tapusunu göstersin dedi. Tapusunu gösterdi Murat Arel. Bu sefer de diyor ki Turgut Altınok yok benim değil kardeşimin üstüne yani. Neyse ne sülalece 600 daire ne demek? 600 daireli bir şeyin içindesiniz. Kendiniz, kardeşim sizin bu kadar çok mal varlığınız varsa niye siz zorla çocuklarınızı KPSS yani çok parlak biri olur çocuğunuz. Dersiniz ki hakikaten bu devlete, bu vatana hizmet etsin. Öyle de parlak biri yani ülkeyi de bir yere taşır. Öyle de değil KPSS'ye bile girmiyor, girdirtmiyorsun. Özel kontenjandan devlete sokuyorsun. Şunu merak ediyorum. İşe gidiyorlar mı acaba? Rütük'te çalışanlarınız var mı? Vardır kesin. Ya şunu bize bir haber uçursanız Allah aşkına. Bak aşağıdan geçiyor e-mail adresimiz. Gidiyor mu gitmiyor mu? Yani şöyle olabilir. Koskoca Turgut Altınok kızı ne yapacak ya Rütük'te? Gitmiyor da olabilir işe yani. Çok onu çok merak ediyorum. Ama özel kontenjandan devlete sokuyorsun. Bizim maaşımızla para alıyor. Ben bunu daha önce söyledim diye kızdılar. Hakikaten hepimizin sırtındaki bir büyük yük de 5 milyon kamu çalışanı arkadaşlar. Çünkü kamu çalışanı yani ben bunu dedim işte yok vay nasıl böyle der falan. Nerede AK Partili onun yeğeni bunun kuzeni millet bedavadan işe girdi. Dörtte biri muhtemelen bu 5 milyonun dörtte biri gerçekten çalışıyor. Onlar da kamuda çalışan arkadaşlarımızdan da biliyoruz. Bir kişinin işini 5 kişi yapıyor. Öbürleri AK Partili yatıyor. Yani böyle bir durumla karşı karşıya. Bu Turgut Altınok meselesi işte. Asıl bir başka acayip bir şey de bunu da İlhan Taşçı tweetlemiş. Kendisi de Rütük üyesi. Biliyorsunuz Murat Kurum'un eşi de Rütük'te çalışıyor. Müdür. Şengül Kurum. Tamam hadi olabilir. Tamam girmiş. Olabilir. Yani sonuçta iki eş kamuda çalışıyor olması normal. Hani hayat tarzları benziyor. Ne bileyim atamalarda kolay kolay falan olabilir. Çalışılıyor olabilir. Yalnız acayip olan tabii Şengül Kurum'un şimdi eşi için sahada istiyor olması, seçim çalışması yapıyor olması.
İlhan Taş da demiş ki zaten, oysa diyor bir siyasi parti adayının lehine veya aleyhine çalışma yapmak, kademe ilerleme durdurulması cezası getirir diye. Çünkü kamu görevlisi olmanın da bir takım yükümlülükleri var. Şöyle göstereyim. Hocam. Oğlum, eşine aşığım. Ya. Yani çok seviyorum Çok seni. hocam ortak noktanız o zaman. Çok mutlu oldum o zaman. Sen Çok ne teşekkür diyorsun? Ben ederim. buna... Yani sıkıntılı bir durum şimdi. Bunlara dikkat ediyor olmaları lazım ama dün de bahsettiğim mesele. Şimdi 20 yıldır iktidarda kalınca artık iş şuna döndü. Ya biz nasıl olsa buraları zaten hak. Zaten buralar bizim. Kime neyin hesabını vereceğiz kardeşim yani? Kime neyin hesabını vereceğiz diye düşünüyor muhtemelen. Bunun için dikkat etmiyorlar yani. İlhan Taşçı'nın bu hakikaten paylaştığı bu detay çok çok önemli. Şimdi böyle bir eşitsizlik tablosunda bir de önemli makamlarda oturan kişilerin, çocuklarının, eşlerinin kamuda çalışıyor olması gerçekten sıkıntı. Çünkü öbür taraftan bak şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı bugün Bursa'da, tabii Bursa'da kritik bir yer ama Batman'da hem böyle Mehmet Şimşek'i de götürdü yanında, övdü falan. Bir de yine böyle milletin kafasına bir çay çorba atılma durumu söz konusu oldu. Batman'ın evladı gururu Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Batman! Hazır mıyız Batman? Böyle bir durum da şu o sırada. Bak Yıldız Tilbe'yi bile isyan ettiren, Yıldız Tilbe'yi bile isyan ettiren bir durum. Yıldız Tilbe emekli olmuş. Diyor ki emekli oldum. Eskiden emekli olanlar bir ev, bir araba alırlardı. Ya da iş açarlardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin. Başka yardımcı yok gerçekten. Kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur? Budur. Mübarek Ramazan. Allah razı. Soru işareti koymuş artık. Nasıl bir emek bağ kurulu oluyor herhalde kendisi. Kendisine de artık böyle ne kadar bir üç kuruş kaldıysa Yıldız Tilbe'yi bile isyan ettiren bir durumdan söz ediyoruz. Şimdi Yıldız Tilbe bile isyan ediyor da bak o kadar ya bu eşitsizlik dedim ya. Şükrü Aydemir'i gördünüz mü muhtar adayı? Dün bunu tartışmıştık. Ben demiştim ki ya AK Parti'ye yakın mı acaba? Yani Cansu Alparslan dedi ki herhalde kime yakın olacak başka? Çünkü görüntü şu bak bir muhtar adayı şöyle seçim çalışması yapıyor. Başlıyoruz, hazır mısın? Böyle bir Mercedesler, konvoylar falan. Ne oluyor abi? Hep topu muhtar adayısınız. Böyle müthiş bir de zenginlik ve iktidar göstergesi. Ya bir tarafta o, bir tarafta bu, gerçekten bu ciddi sıkıntılı. Bu kadar eşitsizlik ciddi sıkıntılı. Bunun sandığa yansıması ne şekilde olacak? Tabii onu göreceğiz. Normal şartlarda gitmediğimiz için biz Türkiye'de seçime sürekli operasyon, operasyon üstüne operasyon. Garip bir herkesin algısının karıştığı bir şekilde seçime gidiyoruz ama sıkıntılı ortalık gergin. Şimdi Ankara'dan bir haber vereceğim size. Ankara'da Çamlıdere. Bilenler bilir. Yani Ankara'nın sayfiyesi gibi diyelim. Aslında köy tabii daha çok tarım üretimi var Çamlıdere'de. Çamlıdere'nin belediye başkan adayını desteklemek için Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, kendisi de milletvekili adayı, milletvekili biliyorsunuz AK Parti'den. Osman Gökçek katılmış seçim çalışmalarına ama ortalık epey bir gerilmiş. Herkesin sakin olmaya rica ediyorum. Sakin olun. Herkes sakin olsun. Aziz İbrahim Gülek, başkanım. Genel durum bu. Sizden gelen mesajlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bursa'da ya, il il geziyor. Son günde İstanbul'da ilçeleri gezecek. Mustafa Tekeli demişsiniz ki bana öyle geliyor yoksa meydanlar her zamankinden çok daha boş mu? Eskiden 1'i 3 yaparlardı. Şimdi 5 ile çarpıp rakam söylüyor gibiler. Rakam sanki söylüyorlar demişsiniz. Ya işin şu tarafı da var. Bence miting dönemi de geçti dünyada. Hani eskiden
kadar iletişim aracı yoktu. Hani ne diyecek acaba Cumhurbaşkanı, Başbakan neyse, ilimize geldi, ilçemize geldi, gidip dinle. Şimdi anlamı da yok ki. Adamı zaten 7-24 saat görüyoruz. TikTok'undan, televizyonundan, efendime söyleyeyim, Twitter'ına kadar. Yani tam ne diyeceğini ezberledik artık. Her yerde aynı şeyi diyor işte. Onun için böyle bir ilgi yaratan falan öyle bir şey diye. Yani mitinglerin devri geçti. Niye siyasetler? Ben bunu CHP'lere de soruyorum. Allah aşkına diyorum, niye miting yapıyorsunuz? Ki gazeteciler olarak da miting takip etmekte eza. Ben size bir şey söyleyeyim. Çünkü bütün siyasi partiler dolduruyorlar abi. Herkes kendi ilinden, ilçesinden neyse. Oradan kürsüye ulaşmak bir dert. Gazeteci ezile ezile. O alana ulaşmak bir dert. Metrolar kapatılmış oluyor bilmem ne. Oralardan oralara böyle çölleri aşar gibi sırtımızda malzemelerle yürüyoruz bir ucundan bir ucuna falan. Hani neyin nabzını tutuyorsun dersen, bence bir şeyin nabzı da tutulmuyorsa herkes kendi adamını getiriyor. Kendi kendini alkışlatıyor yani. Saçma bir durum. Ne oldu? Meeting yaptık. Niye yapıyorsunuz diyorum Allah aşkına. Vallahi bize de eza, başka hiçbir şey değil. E işte diyor, il ilçe gaza geliyormuş. Bir gövde gösterisi oluyor falan diyorlar. Bilmiyorum, vardır bildikleri herhalde ama ezadan başka bir şey değil. Temel Kara Aslan da diyor ki, Bursa'dayım. Meeting alanını belediye personeli ve tekstil firmasının çalışanları taşıdıkları halde boş. E bunu da artık ezberledik. Devlet memurları falan da zorla götürülüyor. Ya özellikle hele iktidar meetinglerine çocukları götürülüyor falan. Hani bindirilmiş kıtalar denirdi eskiden. Tam o hesap, millet dolduruluyor. Herkes kendi kendine eğiliyor. Aman ne güçlüyüm diye böyle bir şey. Fakat evet, Cumhurbaşkanı evet. Kemal Bey de diyor ki, miting yapacağına git sokak sokak gez etrafında, 20-30 çakarlı araç olmadan sakince reklamsız. Bak Ekrem İmamoğlu biraz daha bunu yapıyor, bence doğru yapıyor. Daha ziyade buna ağırlık veriyor yani. Bence doğru bir şey yapıyor. Bu işte. Ama tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık şöyle bir personası var ya, o yıkılmaz, aşırı güçlü, bahşediyor falan, karar veriyor, yaptırtıyor, devletler üstü falan. Öyle bir şey var ya herhalde, öyle bir o aurasıyla, yani o yarı kutsal şeyiyle gitmek istiyor anladığım kadarıyla. Bir de bu zamana kadar hep o kazandırdı tabii, onu yapacaklar. Bir de hediye medya atıyor falan millete, onun için böyle bir önemi var. Şimdi devam edeceğim. Bu arada şu Demirtaş operasyonuna şu eki yapayım da sonra İzmir'e döneyim. Dedim ya, inanılmaz bu seçim operasyon yaptı diye. Dün gece işte Demirtaş bir açıklama yapacak. Açıklamayı artık yaptırmaya mı çalışıyorlar adama, nedir? Öyle anlıyorum yani, yaptırmaya çalışıyorlar herhalde. Çünkü iktidara yakın hesaplar habire yapacak da yapacak, yapacak da yapacak diye bastırdığına göre adama bir şey söyletmeye çalışıyorlar. En son avukatları açıklama yaptı, bir açıklama yapılmayacak falan diye. Memleketçe manyak olduk diyorum, İzmir'e dönüyorum. İzmir'den İYİ Parti'nin adayı Profesör Doktor Ümit Özdere konuğum. Ümit Hocam merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok enerjik gördük sizi. Şimdi her zaman seçim çalışmasına döneceğim ama çok kısa şu ekonomi meselesini bir sorayım size, ekonomist olduğunuz için. Ben ekonomist. Emekliler açık size. Emekliler açıklamasına ne diyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'da söylediklerine? İtibarsızlaştırıyor gerçekten. Ha, birincisi işte Temmuz'u bekleyin, Temmuz'da ayarlama yapacağız diyor. Yapmayacak, onu hepimiz biliyoruz zaten. Çünkü maalesef sosyal güvenlik sistemini getirdiği yer ortada. Bütçede bu kadar ayıracak parası yok. Geçenlerde yaptığı açıklama da emeklileri daha da itibarsızlaştıran bir açıklamaydı. Kamu bankalarının işte promosyonlarını yükselteceğiz dedi. İnanın vatandaşından, bu ülkeye emeği olanlardan o kadar koptu ki artık, onların sorununu anlamazlıktan geliyor. Ben 6 aydan beri sokaklardayım ve İzmir'de 1 milyondan fazla emekli var. Bunların neredeyse %80'i açlık sınırının altında. Mesela benim babam 10.700 lira emekli maaşı alıyor. 10 bin lira alan bir sürü insan gördüm. Onlara bakın, kamu bankalarının size verdiği promosyonu da arttırdık demek, gerçekten onları iyice değersizleştirmek, benim gözümde itibarınız yoktur demektir. Başka bir şey değil. Peki bu promosyonun etkisi oldu mu? Gerçi siz İzmir'desiniz hani ama. Yok, İzmir'deyim derken. Yani hani AK Parti'nin güçlü olduğu bir kent değil. İzmirliler hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha ziyade inanmamaya meyilli diye. Hani bir şey söyleyeyim Nevşin Hanım. Eğer buradaki belediyecilik hizmetlerini biz daha iyi yapmazsak, İzmir'i çok daha hak ettiği yere getirmezsek, burası artık muhalefetin kalesi olmaz. İlk önce onu söylemek lazım. Yani AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın burada daha fazla güçlenmesini istemiyorsak, bizim ilk yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bu
buradaki belediyecilik hizmetlerini daha iyi hale getirip buranın istihdam açısından, yatırım açısından, temel belediyecilik hizmetleri açısından hak ettiği payı almasını sağlamaktır. İlk bu bir dipnotu vereyim. Onun dışında buradaki emekliler de, AK Partili emekliler de, Cumhuriyet Halk Partili, İYİ Partili emekliler de aynıları isyanda. O yüzden ben hep aynı şeyi söylüyorum. AK Parti burada istediği, beklediği oyu alamayacak. Alamamasının da en büyük sebeplerinden bir tanesi şöyle düşünelim. Son genel seçimde AK Parti'nin buradaki oyu %24-25 civarındaydı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde %5 civarındaydı. Yani Cumhur İttifakı burada %30 civarında bir oy aldı. Son bir senede emekli vatandaşlarımızın durumu daha da kötüleşti. Yani barınma krizi, gıda krizi bunlar bütün hepsi bunlar artarken artık eskiden AK Parti'ye oy verip ona son bir kez daha şans veren insanların çok önemli bir kısmı bu seçimde tamamıyla AK Parti'ye İzmir'de en azından sırtını dönmüş durumda. Öbür tarafta 14 Mayıs'tan sonra düzeltecekler beklentisi mi vardı sizin gözleminiz AK Parti seçmeni? 14 Mayıs'tan sonra yani 14 Mayıs 28 Mayıs'ta AK Parti'ye veren seçmen şu anda tamamıyla bu konudaki beklentisini AK Parti'ye olan beklentisini, inancını kaybetmiş durumda. Çünkü hep söylenen şey şuydu. 14 ve 28 Mayıs'tan sonra ekonomi rayına oturacak. Bizler ücretlerde iyileştirme sağlayacağız. Barınma krizini çözeceğiz. Hayat pahalı azalacak derken her şey kötüleşti. Ama neredeyse her şey kötüleşti. Ben sizle ekonomi konuşmayı da çok isterim. Benim gördüğüm şey şu. 31 Mart'tan sonra yani 31 Mart 2024'ten sonra artık normal şartlar altında 4 sene daha seçim olmayacağını düşünürsek ben 2024'ün bundan sonrasının çok daha zorlu geçeceğini düşünenlerdenim. Yani Temmuz ayında emeklilere o iyileştirme sağlanmaz. Emekli maaşlarını artıracak bir bütçeyi yaratacak durumda değiller. Rekor düzeyde bir faiz harcaması veriyorlar bütçeden. Ve Mehmet Şimşek bu kafasını değiştirmediği sürece bizler ne hayat pahalılığıyla ne de barınma kriziyle baş edebilecek durumda oluruz. Şöyle ya bir de sürekli 1,5 yıl dediler ya hocam işte yine Mehmet Şimşek en son 1,5 yıl dedi. 1,5 yıl zorla geçecek sonra. Fakat Mehmet Şimşek ilk göreve geldi de 1,5 yıl demişti. 1,5 yıl sürekli ileri atıyor. Niye öyle oluyor? Çünkü enflasyonla nasıl mücadele edeceğini bilmiyorlar. Bakın hem Merkez Bankası'nın başındaki yönetim hem de Mehmet Şimşek'in ana uzmanlık konusu finanstır. Oysa bir finans uzmanı enflasyonu düşürmek için yeterli donanıma sahip olmayabilir. Orada eğer ekonomi biliminden biraz daha nasibini alsalar da eğer, o zaman Türkiye'de enflasyonu düşürmenin, barınma krizini çözmenin yolunun kur, faiz üzerinden olmadığını bilirlerdi. Yani hep şöyle bir şey oluyor Nevşin Hanım. Bizler enflasyonu tamamıyla Merkez Bankası'nın faiz politikası ve onun sonucunda da belirlenecek olan kurlarla düşürmeye çalışıyoruz ya da kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bu söyleyeyim size başarısız olur. Başarısız olduğu gibi kuru bu kadar baskıladığınız zaman ihracat gelirlerinde de istediğiniz başarıyı elde edemezsiniz ve daha sonrasında Türkiye'nin büyüyen bir dış açık problemi olur. Çok basit. Dünyada enflasyonu düşürmek isteyip de düşüremeyen tek bir ülke yok. Bunun yolu ama tamamıyla faizleri ve kurları kontrol etmekten ya da bu politikadan geçmiyor. Tarım reformu yapıldı mı bu ülkede? Hayır, yapılmadı. Tarımda çok ciddi verimlilik kayıpları var. Biz tarımsal alanları kaybettiğimiz gibi orada verimlilik artışını sağlayamıyoruz. Peki sanayide işte mesela yurt dışındaki girdi ithalatına bağımlılık azaldı mı? Bir sanayi reformu yapıldı mı? Hayır, o da yapılmadı. O yüzden de dolar biraz arttığı zaman bizim enflasyonumuz tekrardan yukarı çıkıyor. Peki şunu söyleyeyim. Ticaret politikasında üretim zincirindeki tekelleşmeyi biz azaltabildik mi? Hayır, azaltamadık. Bunları yapmazsanız enflasyonu orta uzun dönemde düşüremezsiniz. Buradan tekrar söyleyeyim. Şu mevcut politikalarla tek yapmaya çalıştıkları şey şudur. Faizleri yükselt, kuru baskıla, baskılanan kurla beraber fiyatlar üzerinde daha az bir baskı oluşsun ve enflasyondaki beklentileri kırıp enflasyonu düşürmeye çalış. Olmaz Nevşin. Orta uzun dönemde bu bize daha az bir hayat pahalılığıyla ya da çözülmüş bir barınma kriziyle gelmez. Bakın hep neyi söylüyoruz? Afetlere dirençli kentler inşa etmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bunun yanında ben bir de barınma krizini ekleyeyim. Peki bunun için bu AK Partili belediyeler, AK Parti'deki merkezi hükümet, iktidar ne yaptı? Koca bir sıfır. İstanbul'u, Ankara'yı 1994 yılından beri yöneten iktidar 2019'a kadar dikey mimarisiyle afetlere dirençli olmayan kentler inşa ederek
korona zamanında da gerekli önlemleri almayarak bu barınma krizini adeta çağırdı. Aynı şey şimdi enflasyon için de geçerli. Siz biraz önce ben yayınınızı izleme fırsatı buldum. Damat dediniz. Albayrak zamanında izlenen özensiz, beceriksiz, sorumsuz politikalar yüzünden bizler bu hale geldik. Ve bu enflasyonu siz tekrardan rayına koymanız için, fiyat istikrarını sağlamak için atılması gereken o orta uzun vadeli reform adımlarının hiçbir tanesini atmıyorsunuz. Bir de hiç utanmadan, sıkılmadan Sayın Erdoğan şunu söylüyor Nevşin Hanım. Diyor ki emeklilere maaşlarına zam yaparak ve fiyat istikrarını sağlamadan yaptığımız zamın eridiğini gördük. O zaman basit bir şey, fiyat istikrarını sağla. Yani ben hayatımda bu kadar kendisiyle çelişen ve kendisiyle çeliştiğini kabul etmeyip buna inanan birisi görmedim. Gerçekten diyor ki fiyat istikrarı sağlamadan emeklilere zam yaparsak o zaman yaptığımız zam erir. Ama o zaman sizin anlattıklarınızı anladım. Fiyat istikrarının sağlanması aslında iktisadi değil, siyasi bir şey. Baştan aşağı Türkiye'nin yani yönetim şeklinde revize edilmesi lazım. Onu da yapamayacağına göre. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu ülkenin lügatından enflasyonun çıkması için bu topu sadece Merkez Bankası'na ve Merkez Bankası'nın üstündeki sadece bu işi finansal bir problem olarak gören Merkez Bankası yöneticilerine atmamak gerekiyor. Mehmet Şimşek'e de atmamak gerekiyor. Eğer siz bu ülkede hayat pahalılığını azaltmak istiyorsanız, barınma krizini azaltmak istiyorsanız daha kapsamlı politikaları geliştirmeniz lazım. Bu politikayı geliştirme becerisi AK Parti iktidarlarında yok. Yok, görüyoruz, yok. O yüzden de biz şu anda giderek daha kötü bir durumda ne fiyat istikrarını sağlayabiliyoruz, ne barınma krizini çözebiliyoruz, ne tarımda istediğimiz adımlar atabiliyoruz. Hiçbir şey yok. Fakat burada sizin dediğiniz bir yorum önemli. Bunun bir siyasi sonucu nedir diye soracak olursanız, yoksullaşan halkı, yoksulluğunu yönetmek, yani yoksulluğunu azaltmak değil, yoksulluğunu yönetmek AK Parti'nin zaman içerisinde daha da başarıyla izlediği bir politika haline geldi. O yüzden de ben AK Parti'nin yoksulluğu azaltmak yerine yoksulluğu yönetmek istediğini, işte şükredin, bakın bizden gelen bu işte yardımlara sizler aslında muhtaçsınız. Sizler aslında değersizsiniz ve bu yardımlar olduktan sonra sizler aslında ayakta kalabilirsiniz deyip insanlara kendisini değersiz hissettirerek insanların bu yoksulluğunu yönetmeye çalışan bir iktidar var yıllardan beri. Ve bir yerden sonra şöyle bir şey oluyor. İsterseniz buradan hani belediye başkanlığı seçimlerine de geçebiliriz. Ona şöyle geçelim. Şimdi böyle bir şey var fakat Hamza Dağ da AK Parti'nin adayı. AK Parti'nin adayı mı? Bayağı bir arabası yok. Bir de İsmail Saymaz komik bir tweet atmış, diyor ki yani diyor akşamcılar diyor hani bizde geleneksel olarak hani Ramazan'da içmeye bir ara verirler. Akşamcılığa ara verirler. Maşallah Hamza Dağ Ramazan'ı meyhanelerde tamam diye. Nasıl görüyorsun? AK Parti yıllardan beri bu işi çözemedi. Yani gidip işte Kordon'da ya da Gül Sokak'ta içki içenlerle merhabalaşıp selamlaştığı zaman bu işi, yani İzmirli'nin kalbini fethedebileceğini düşündü. İzmirli sizden bunu beklemiyor zaten. Yani hani bunun bir soru işareti ya da bir sorun olmasını da beklemiyor. İzmirli'nin AK Parti'den beklediği çok fazla, iktidardan beklediği şeyler daha farklı. Yani ben her fırsatta anlayamıyorum gerçekten. Son 3 ya da 4 yerel seçimdir AK Parti'nin belediye başkan adayı bir Gül Sokak kordon yapar. Bizim aslında içki içene bir itirazımız var der. Bu itirazımız yok der. Yok. Ve bunun İzmirli'yi ikna edeceğini düşünür. Valla İzmirli de o kadar kolay ikna olmuyor. Ve İzmirli'nin beklediği şey kendisinin içkisine karışılıp karışılmaması değil. İzmirli'nin beklediği şey daha başka. Yani kendisinin asıl içkisine değil, sosyal yaşantısına, görüşlerine saygı duyulmasını istiyor. Ve insanların görüşleri içki içip içmemesiyle de bağlantılı değil. O benim görüşümü, hayat görüşümü sadece ufak bir kısmıdır. Benim dışarıda çıkıp eğlenip içki içmem. AK Parti bunu her şeyi karikatürize edip sembolleştirdiği için benim her türlü hayat her türlü yaşam tarzına hoşgörüm vardır deyip bunu sadece içkiyle sınırlandırıyor. Bu da onların aslında olaylara ne kadar sığ baktığını bize gösteriyor. Yani AK Parti için kendisinden farklı olan sadece kendisinden farklı olarak içki içer. Başka hiçbir şey yapmaz. Ve o yüzden de benim sana saygım var deyip bunu maalesef böyle bir şeye indirgiyor. Kocaman da bir yanılgı içindeler. Biz İzmirliler olarak
bu beyhude çabalara sadece gülüyoruz. Bir dahaki yerel seçimde de kim aday gösterirse aynı şeyi yapacaklarına da adım gibi eminim. Geldik sizin adaylığınıza. Belediye seçimleriyle ilgili bir şeyi ben sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi. Tabii. O da önemli. Bir yerden sonra insanlar merkezi hükümetten hiçbir hizmet alamadıkları zaman her şeyi yerel yönetimlerden beklemeye başlıyorlar. Bunun bence en önemli örneklerinden bir tanesi COVID zamanıydı. COVID zamanında esnafından emeklisine, dar gelirlisine kadar herkes yalnız bırakıldığı için, yani AK Parti iktidarı hiçbir hizmeti götüremediği için o dönemde belediyeler ve çoğunlukla Millet İttifakı'nın, o zamanlar işbirliği vardı, Millet İttifakı'nın belediyeleri sosyal yardımlar yapmaya başladılar. İşte emeklilere yapmaya başladılar yardım, esnafa destek olmaya başladılar ve insanlar zannetti ki bu aslında yerel yönetimlerin görevi değildi. Ve bir yerden sonra mesela bu belediye başkanlığı seçiminde mesela emekliler merkezi hükümetten bir nakit desteği alamayacaklarını anladıkları zaman gözlerini dönüyorlar belediye başkanlarına ve diyorlar ki sen benim için ne yapabilirsin? Oysa yerel yönetimler emeklilerin maaşlarını iyileştiremez ki. Bizim öyle bir yetkimiz, görevimiz, aynı zamanda kaynağımız diyor. Hani emeklilerin hayatını daha kolaylaştırabilecek projeler var. Mesela benim ikinci bahar yaşam köyü projemde ben emeklinin cebine hem biraz para koyabiliyorum hem de onun barınma krizini çözebiliyorum. Böyle projeler var ama o kadar beceriksiz, kötü bir iktidar var ki Nevşin Hanım. Bu iktidar birçok görevi yerel yönetimlere adeta zorunlu bir şekilde delege etti ve insanlar bizden yerel yönetimde belediye başkan adaylarının aslında AK Parti'nin yapması gereken şeyleri beklemeye başladı. Bu AK Parti'nin şöyle de işine geliyor. Mesela yine İzmir'den örnek verecek olursak buradaki belediye başkan adayı mesela tüp geçit sözü veriyor. Tüp geçit sözü veremezsin sen. Çünkü öyle bir bütçen yok. O ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapabileceği bir şey. Ama diyor ki ben bunu veririm. Yani emeklilerin sorunlarını bir kenara bırakırsak aynı zamanda bakanlıkların İzmir için yapması gereken çevre yolu gibi ya da trafiği rahatlatmak gibi projeleri de AK Partili bir belediye başkanı hiç hani yüzü kızarmadan tamam ben bunu yaparım çünkü ben gelince Ankara'dan para getireceğim diyor. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan adayında şöyle bir itirazım var. O da diyor ki bize Ankara'dan para gelmediği için biz hiçbir şey yapamıyoruz. Peki ben ne diyorum? Ben de diyorum ki evet Ankara'dan bize bir para geliyor fakat biz bu parayı doğru kullanmıyoruz bir. İkincisi bu parayla da kendimizi sınırlandırıyoruz. Yani biz kendimiz belediye olarak gelir yaratan projelere imza atmaya başlasak Ankara'dan gelecek olan bütçenin bir buçuk katına da 5 yıl içerisinde, 6 yıl içerisinde ulaşabiliriz diyor. Yani fırsatları değerlendiren ve ondan sonra kendi gelirini yaratan bir belediye anlayışıyla, belediye yönetimi anlayışıyla ben İzmir'in merkezi hükümetten gelecek olan paraya daha az muhtaç kalabileceğini söylüyorum. Ve bunlarla esasında İzmir'in hayatını daha rahatlatabilecek olan projeleri İzmirli ile paylaşıyorum. Öz kaynaklarını ben yönetebilirim. Böylelikle bağımlı kalmam Ankara'ya diyorsunuz. Mesela söyleyeyim, siz İzmir'e geliyorsunuz biliyorum. Yani Körfez'ini bu kadar değerlendirmeyen, açık hava reklam ihalelerinde bedelinin çok altında ihaleye çıkan, İşte elektrikli arabaların her geçen gün arttığı yerlerde gelir paylaşım modeliyle elektrikli şarj istasyonlarını işletmeyi hiç düşünmeyen bir yerel yönetim, yani gelir yaratmayı hiç düşünmeyen bir yerel yönetim günün sonunda Ankara'ya bağlı kalıyor. Ve Ankara'ya bağlı kaldıktan sonra diyor ki benim kaynağım yok. Tabi burada bir de bütçenizin %70'ine yakında personel harcamalarına gittiğiniz zaman geriye bir tek bakım ve onarım kalıyor. Peki ben ne yapacağım? Bir, insan kaynaklarında bir konsolidasyon olması lazım. Çünkü bütçeden anlayan ve bizi dinleyen herkes bütçenizin %70'inin personel harcamaları olduğu bir yerde çok fazla bir hareket alanınız olmadığını anlar. İkincisi gelir yaratacağım biraz önce dediğim yaptığım örneklerle beraber ve böylelikle aslında bütçede bir rahatlama olup onu İzmir'in ihtiyaçları doğrultusunda kullanacağım. Bunun ben İzmir için en önemli kurtuluş yolu olduğunu düşünüyorum. Peki. Ümit Hocam sağ olun, teşekkür ederim, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim efendim, görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar bir kuplede şeriat festi yaptı bugün. Çok operasyon yaptı, bir de bir kuplede şeriat festi yaptı. Şimdi biliyorsunuz menzil içinde kavga var. Daha önce de Ayşe Baykal'ı almıştık ve uzun uzun konuşmuştuk bu menzil içindeki kavgadan. Bu menzilin şeyhi ölünce çocuklar sen mi şeyh olacaksın, ben mi şeyh olacağım diye birbirlerine girdiler. Fakat işi oralara geldi ki mesela Almanya'da dua ettikleri camiye bu menzilin bir tarafı polis, Alman polisini çağırdı. Diğer tarafı dışarı çıkartmak için polisler ayakkabılarıyla mayakkabılarıyla girdi bir kısmını dışarı attı. Acayip böyle bir şey içi kavga yaşanıyor.
Bir de İsmail Ağa cemaatinde şimdi kavga çıktı. İsmail Ağa cemaatinin şeyhi, yine Ayşe Baykal bununla ilgili çok güzel yazı yazmış. Buradan bilgilendim. Kendisine de bazı detayları sordum. Biliyorsunuz Mahmut Usta Osmanoğlu vefat etti. Vefatından sonra da çok da medyatik bir figür falan. Acaba Cübbeli Ahmet Hoca mı olacak bunun şeyi diye bekleniyordu. Cübbeli Ahmet Hoca olmadı. Hasan Kılıç oldu. Fakat Cübbeli Ahmet Hoca'nın Hasan Kılıç'a itirazı var. Şöyle itirazı varmış. Rabıta yapmak denilen. Tabii ben uzman olmadığım için çok iyi bilmiyorum ama zikir edilirken mi diyeyim artık, dua edilirken mi? İçinden efendim söyleyeyim şeyhini geçirirmiş mürit. Ona dua etmekle farkı ne bilmiyorum herhalde. Bilmiyorum tam olarak. Hem bir nüans olsa gerek. Velhasılı kelam bu menzil içindeki bir kısmı rabıta ederken yeni şeyhin içinden Hasan Kılıç içinden geçiriyormuş. Cübbeli Ahmet de buna itiraz ediyor. Diyor ki ya sen şeyh oldun falan ama asıl hani cemaatin asıl ne diyeyim artık başkanı, kurucusu neyse asıl şeyhi gönüllerde Mahmut Usta Osmanoğlu'dur. Her ne kadar kendisi vefat etmiş olsa da Mahmut Usta Osmanoğlu'na rabıta edilmesi gerekir yönünde açıklamalar olmuş Cübbeli Ahmet Hoca'nın. Bunun üzerine de İsmail Ağa bir açıklama yayınladı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın artık bizimle bir ilişkisi kalmamıştır falan diye. Hatta iş bak şuralara kadar gitti. Ne videolar ne videolar. Namazdan sonra Efendi Hazretlerimiz beni çağırdı ve dedi ki Ahmet, senin hakkında Evliya Allah'a müracaat ettirdim. Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat Allah Teala tecelli buyurarak Ahmet'i bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın buyurdu diye bana anlattı. Efendi Ya Hazretlerimi söylüyor böyle. karşıdaki saman kafalar da Allahu Ekber diyorlar. Anlatmıyorum ha. Yaşanmış bir olayı anlatıyorum. Rüya değil. Yani bu rüya filan değil. Başından geçmiş bir hadise. Böyle hocamızın. Bu adamı da kovdunuz mu? He? İsmi ne bu adamın, o bir ara dinle dalga geçiyor diye? Mustafa Özçimşek'e. Kovdunuz mu bu adamı da? Sahtekarlar, yalancılar. Ey sevgili halkımız. Bu diyor ki bu adam. Allah direkt Mahmud Efendi Hazretleri ile konuşmuş. Yani perdesiz, Cebrail'siz direkt onunla konuşmuş. İşte bu Allah Azze ve Celle'ye iftiradır. Bu ben vahiy alıyorum demektir. Vahiy kesilmiştir. Ömer radıyallahu anh'ın güzel bir sözü var. Artık vahiy kesilmiştir. Kim İslam'ını bize izhar ederse biz ona göre muamele ederiz. Kim de bize küfrünü ve şirkini izhar ederse, açığa çıkarsa biz ona göre muamele ederiz diyor. Ya siz kimsiniz? Siz Ömer'den daha mı üstünsünüz? Siz Ebu Bekir'den, Ali'den, Osman'dan, Zübeyir'den, Sad bin Ebi Vakkas'tan, Musab bin Ümeyr'den daha mı üstünsünüz? Ey zavallı varlıklar! Sizin şeyhiniz kim ya? Sizin şeyhiniz kim yani? Siz bu adamı bu kadar putlaştırmışsınız da o demiyormuş da ona diyenlerin suçuymuş. Hadi oradan. Sahtekarlık yapmayın. O demiyormuş da onun dediklerini de birazdan size göstereceğim. Daha size çok. Ya dijital medyayla beraber bu cemaatçilik işinin de suyu çıktı vallahi billahi ya hay Allah çok alevi ya gerçekten bilmiyorum işte biri demiş Allah onu öyle demiş de falan bir şeyler bir de ben en çok burada şuna bu cemaatçiler konuşurken şuna çok takılıyorum hani plaza Türkçesi diye dalga geçeriz ya yarı İngilizce konuşanlarla bunlar da bir tür cemaat Türkçesi araya hep Arapça bir şeyler katıyorlar işte inhizar etmişler vahiy falan diyor mesela. Ne alakası var? İslam evrensel değil mi? Ezeli ebedi değil mi kardeşim? Dilim olur İslam. Ama hani Arapça bir şeyler söylerse daha bir konuya hakim, daha bir dindar, daha bir cemaatçi falan bir görüntü oluyor. Zaten neyse işte bunların içlerinde böyle bir kavga var. Hepsi birbirine girdi. Menzil birbirine girdi. İsmail abi birbirine girdi. Çeşitli koltuk başkanlık. Yani koltuk kavgası bana soracak olursanız. Bilmiyorum herhalde Cübbeli Ahmet Hoca da kendisinin şeyh olmasını bekliyordu. Kuvvetli de bir kişilik sürekli televizyonda herhalde o şeyh olsun falan diye düşünenler de vardı. O olmayınca ona bozuldu muhtemelen. Onun için vay ona mı rabıta ettiniz vay buna mı rabıta ettiniz diyor. O diyor ben Allah'la konuş. Düz insan çıksa ben Allah'la konuştum falan dese gelip kafasını keserler bu arada bence. İşte dinden çıktın şirk ettin falan. Bunlar kendi aralarında birbirlerini içinden geçiriyor işte. Bir Allah'la konuştum falan diyor. Çok acayip bir ortam ya gerçekten. Mükemmel bir ortam. Diyorum ve noktalıyorum. Görüşmek üzere.